Günümüzde neredeyse birçok bilgi birkaç tık uzağımızda. Fakat her gün duyduğumuz bilgilerin doğru olup olmadığını ne kadar merak ettiniz? Büyük ihtimal etmediniz. İşte herkesin körü körüne inandığı 6 efsane. Gökkuşağında sadece 7 renk bulunur efsanesi aslında inanmamızın çok kolay olduğu bir efsane. Çünkü insanlar gözlerinin gördüğüne inanır. Fakat işin gerçeği, gökkuşağında sınırsız renk spektrumu vardır. Bizlerin sahip olduğu renk algısı, ortada sanki bir kuşak serisi olduğu algısını yaratmakta. Yani şöyle diyebiliriz. Aslında gökkuşağında sayabildiğiniz 7 rengi görürüz. Kırmızı, turuncu, yeşil, sarı, mavi, çivit mavisi ve mor. Fakat bu gökkuşağının insan algısı dışında olan ve seçemediğimiz renkleri içermediği anlamına gelmemektedir. İnsan kanı kırmızıdır. Bu kesinlikle doğru. Fakat birçok insan damarlarını mavi renk görünce kanlarının aslında mavi olduğunu düşünür. Al yuvarlarımızın, kısaca kan hücrelerimizin kırmızı ismini almasının nedeni hem adındaki moleküller. Bu moleküller kırmızı renklidir. Fakat kimi zaman damarlarımızın özellikle de temiz olmayan, oksijen taşımayan damarlarımızdaki kanın mavi, mor hatta yeşil gözükmesi, insanların kanın orijinal renginin kırmızı değil, mavi olduğunu düşünmeye etti. Bu bilgi doğru değildir. Kanımız hiçbir zaman mavi olmaz. Sadece bize öyle gözükür. Eğer ki kanımız kirliyse kopkoyu kırmızı, temizse de parlak kırmızıdır. Bunun haricinde bir renge sahip değildir. Kelebeklerin ömrünün bir gün olduğu efsanesi, halk arasında sadece kelebeklerin kısa ömürlerine dikkat çekmek için söylenmiş bir efsanedir. Dünyada yaklaşık 170 bin türden fazla kelebek türü var. Ve bu kelebekler türüne göre değilse de ortalama bir hafta ile bir yıl arasında yaşayabilir. Bu, insan yaşamına göre kısa gözükse de bilinenin aksine bir günde değildir. Bir kelebek 4 aşamadan geçer ve son evresinde kelebek olarak ortalama 10 gün civarında yaşar. İnsanlar bu kısa süreye vurgu yapmak için her kelebeği bir gün yaşıyormuş gibi düşünürler. Genelde hafızası çok iyi olmayan insanlar, diğer insanlar tarafından balık hafızalı olarak bilinir. Bu da balıkların sadece 1-2 saniyelik hafızaya sahip olduğu efsanesini doğurmuştur. Fakat balıklar da diğer hayvanlar gibi kendilerine yetecek kadar hafızaya sahip. Sanılanın aksine bu saniyelerle kısıtlı değildir. Örneğin Japon balıklarının hafızası 3 ay civarında. Beyin ve sinir sistemine sahip olan her canlıda belirli miktarda zeka, algı, duyu ve hafıza bulunmaktadır. Bu türden türe değişse de balıkların hafızası 1-2 saniye değildir. Ispanağın demir açısından çok güçlü olduğu, tıpkı Temel Reis gibi bir efsaneden ibaret. Bu mitin ortaya çıkmasına neden olan Alman bir kimyager. Bir gün sebzeler üzerinde ölçümler yapan Alman kimyager sıra ıspanağa geldiğinde bir hata yaptı. Ispanaktaki demir oranını yazarken 100 gramda 3,5 mg yazacağına 35 mg yazdı. Yaptığı hatayı fark etmeyen adam ıspanağın günümüzde çok yanlış tanınmasına neden oldu. Üzerine Temel Reis'in ıspanağı yedikten sonra şişen kollarını da görünce birçok insan bu efsaneye oldukça inandı. Sushi'yi birçok insan çiğ balık olarak bilir. Fakat sushi tamamıyla çiğ balık değildir. Japonların çiğ balık dedikleri şey aslında sashimidir. Esas kaynağı pirinç olan sushi'nin içerisinde birçok malzeme kullanılır ve bunlardan biri de çiğ balıktır. Fakat sushi'nin birden fazla tarifi bulunur ve içlerinde çiğ balık olmayanları da bulunmaktadır. Bazılarında pişmiş deniz ürünleri, bazılarında sebze, çeşitli garnitürler bulunmaktadır.